Merhaba sevgili arkadaşlar. İktisat tarihi dersine ilişkin bir programda yine sizlerle birlikteyiz. Hatırlarsanız ara sınavlarınızın öncesinde yine bu ekranlarda sizlere ara sınavlarınızda sorumlu olduğunuz konulara ilişkin sorular çözmüştük. Şimdi ise final sınavında ağırlıklı olarak sorumlu olduğunuz kitabımızın son dört ünitesine ilişkin sorular çözmeyi planlıyoruz. Ancak öncelikle dilerseniz konu başlıklarımızı kısaca bir hatırlayalım. İktisat tarihi dersinin ilk dört ünitesinde iktisat tarihinin bir bilim olarak doğuşu ve gelişiminden başlayarak ilk çağ, orta çağ, modern zamanlar öncesi ve modern zamanların ilk başlarında ekonomilerin görünümüne ilişkin genel bir takım bilgiler sunulduğunu gördük. Ki bunlara ilişkin soruları daha önce dediğim gibi ara sınavlar öncesinde yaptığımız programda çözdük. Şimdi ise final sınavlarında sorumlu olduğumuz ünitelerden kısaca bahsetmek istiyorum. Kitabımızın 5. ünitesinde sanayi devriminin ekonomik etkilerine ilişkin bir takım bilgiler yer aldığını görüyoruz. Kitabımızın 6. ünitesinde 19. yüzyılda meydana gelen genel anlamda dünya ekonomisini etkileyen bir takım gelişmelerden bahsedildiğini görüyoruz. Yine 7. üniteye baktığımız zaman arkadaşlar sanayileşmenin yayılması ve bu sanayileşmenin etki sürecine ilişkin bir takım bilgiler yer aldığını görüyoruz. 8. ve son ünitemizde ise 20. yüzyılda savaşlarla birlikte ekonomide meydana gelen yapısal değişimlere ilişkin bir takım verilere yer verildiğini yine görüyoruz arkadaşlar. Konu başlıklarımızı böylece kısaca hatırladıktan sonra şimdi dilerseniz soru çözümüne geçelim ve sözü sevgili hocam Profesör Doktor Funda Rana Adaçay'a bırakalım. Merhaba Meysel. Merhabalar hocam. öncelikle sevgili öğrenciler, final sınavında başarılar diliyorum. ve bu sınav itibariyle biz sizlere yine e, kitabımızın son dört ünitesi, demin Veysel'in de bahsettiği gibi... ...son dört ünitesiyle ilgili e, soruları yanıtlamaya çalışacağız, yardımcı olmaya çalışacağız. Bu arada e, sorularınızı da bekliyoruz. E, sorulara geçebiliriz Veysel. Olur hocam. E, bu ki. arada ben gelen e, sorulara da yanıt vermeye çalışayım. E, Tuğçe Ayşe Ayhan isimli bir öğrencimiz bize bir soru yöneltmiş ama demin e, vesel hocamızın da ifade ettiği gibi bugünkü ders konumuz e, iktisat tarihi ile ilgili. E, dolayısıyla e, sevgili Tuğçe e, sormuş olduğun soru daha çok e, genel olarak iktisat teorisi ile ilgili bir soru. O nedenle e, bunu yanıtlayamayacağım. Ama iktisat tarihi ile ilgili bir soru yöneltiysen eğer seve seve yanıtlayabiliriz. E, i̇lk sorumuza geçebiliriz. Evet. Aşağıdaki iktisat tarihçilerinden hangisi sanayi devriminin başlangıcını 16. ve 17. yüzyıllara kadar götürmektedir? A. Rostov, B. Kleppen, C. Neff, D. Toynbee, E. Kipola. Ee, mesela istersen bu soruya yanıt vermeden önce sanayi ile ilgili birkaç açıklama yapalım. İlk... Konu başlığımız sanayi devrimi ki oldukça önemli çünkü bundan sonra anlatacağımız 17. 18. 19. yüzyıla damgasını vuracak Adından da anlaşıldığı gibi bir devrim niteliğinde etkiler yaratacak bir gelişme Sanayi devrimi nedir neden önemlidir bunlar üzerinde kısaca duralım Demin de söylediğim gibi 17. ve 18. yüzyılda özellikle bilim alanındaki gelişmeler, icatlar, buluşların üretim sürecine uyarlanmaya başlanmasıyla ortaya çıkan üretimde büyük bir artış, makinalaşma ve makinalaşmanın sağladığı verimlilik artışı, artık insanların tüketebileceklerinden fazlasını üretebilmeleri, yine ulaşım ve teknolojide taşımacılıkta özellikle sağlanan ilerlemeler nedeniyle artık dünya ticaretindeki büyük gelişmeler, büyük oranlı gelişmeler ve belki de dünya tarihinde görülmemiş bir büyüklükte bir refah artışından bahsediyoruz bu dönemde. Sanayi devrimi neden önemli? Çünkü baktığımız zaman geçmiş dönemlerde elbette ülkelerin ekonomilerin farklı şekillerde belli ekonomik büyümeler gerçekleştirebildiğini görüyoruz. Ancak sanayi devrimi ile birlikte ilk kez nüfus artışıyla Gelir artış arasında bir denge sağlanabilmiştir diyebiliriz. Çünkü bundan önceki büyüme e, süreçlerine baktığımızda hep e, nüfus artışının ekonomik büyümeyi engelleyen bir özelliği olduğunu görüyoruz. Yani kişi başına geliri tekrar düşürmesi sebebiyle bir istikrarsızlık söz konusuydu. Ancak sanayi devrimiyle birlikte ilk kez e, bu e, demir bağı kırıldı ve artık. Nüfus artışı ekonomik büyümeyi engelleyen bir unsur olmaktan çıktı. Nüfus artışını aşan ekonomik büyüme oranlarına gelir artış oranlarına ulaşıldı diyebiliriz. Sanayi devrimini bu anlamda diğerlerinden farklı kalan yapı bu. Hatta öyle ki Simon Kuznets bu yüzden kendisinden önceki ekonomik büyüme tiplerinden farklılığını ortaya koyabilmek için sanayi devrimiyle ortaya çıkan ekonomik büyüme tipine modern ekonomik büyüme diyor. Yine baktığımız zaman sanayi devrimi ya da endüstri devrimi tüm bu gelişmelerin hem üretim sürecine uyarlanması sonucu ortaya çıkan bir ekonomik refah artışını temsil ediyor, hem de e, sosyo-kültürel anlamda insanlar arasında, toplumlar üzerinde önemli değişimler yaratıyor. Bu nedenle ki ilerleyen zamanlarda daha da ayrıntısına gireceğiz çünkü bir temel ünitemiz bu. E, sanayi devrimi önemli. Gelelim e, ilk soruya. Bu soru sanayi devriminin tarihsel olarak hangi aralıklarda gerçekleştiğini bize soruyor. Özellikle başlangıcı ile ilgili olarak 16. ve 17. yıllara kadar kim hangi iktisatçı sanayi devrimini götürüyor diye bir soru. Fakat sevgili arkadaşlar bu konu pek çok konuda olduğu gibi iktisat tarihçileri arasında tartışmalı bir konu. Kimilerine göre iktisat tarihi açısından sanayi devriminin başlangıcı işte 16. 17. yüzyıla kadar götürülebilmekte bunu bize söyleyen buradaki cevap C şıkkı John Neff. John Neff'e göre 16. ve 17. yüzyıldaki gelişmeler sanayi devriminin başlangıcını oluşturuyor. Hatırlatalım bu dönemler devletin müdahaleci dış ticaret politikalarının uygulandığı özellikle merkantilizmin 17. yüzyılda tavan yaptığı bir dönem. Hani dış ticaret fazlası ilkesiyle ülkelerin sömürgeciliğe yoğun bir şekilde başladıkları bir dönem. İşte bu dönemde özellikle Avrupa'ya e, akan değerli madenlerdeki artışın e, sermaye birikiminde bir artış yarattığı, sonraki dönemde bunun işte sanayileşmenin e, temelini oluşturduğuna ilişkin görüşler var. E, ama e, bunu eleştirenler de var tabii. Örneğin e, en bildik şekliyle e, Arnold Toynbee... Bugün genel olarak sanayi devriminin e, tarihi olarak kabul edilen e, 1750-1850 aralığını veriyor. Toynbee'nin e, e, sanayileşme sürecini devrim kelimesiyle kavramıyla eşleştirerek anlatan ilk iktisat tarihçisi olması sebebiyle bu görüş daha çok kabul görmüştür. Yani 1750 ve 1850 aralığı genel olarak e, ilgili literatürde sanayi devriminin aralığı tarih aralığı olarak kabul edilir. Onun dışında diğer isimlere de şöyle bir bakarsak, örneğin Walt Rostow, kalkınma iktisatçısı, kalkınmanın aşamaları adlı çalışmasında bu tarihi daha da daraltıyor ve İngiltere'de başlayan sanayi devrimini 1783-1802 gibi çok daha kısa bir aralığa sıkıştırıyor. Çünkü bu dönemde İngiltere'nin ee, özellikle dış ticaretindeki hızlı gelişme ve artık geriye dönülmez modern e, büyüme için gerekli olan e, kurumsallaşmanın sağlandığını söylüyor. Dolayısıyla ona göre sanayi devriminin aralığı bu. Ee, yine e, Clackham e, bu 1850'ler tarihini çok geç bir tarih olarak kabul ediyor. Çünkü diyor ki henüz bu dönemde daha sanayi sadece dokunma e, ve demir endüstrilerinden ibaretti. O yüzden sanayi, sanayi devriminin tamamlanması için 1850 tarihler bu anlamda erken bir tarihtir diyor. Yani bu tartışmalar bu şekilde devam edip gidiyor. Yine bir İtalyan iktisat tarihçisi Carlo Cipolla da farklı bir görüş ileri sürüyor. Ama bu konuda özellikle sevgili öğrencilerimizin Zaman makinesi adlı kitabı okumalarını tavsiye ederim. Kitabımızda da onun tanıtımını da yapıyoruz. Hı hı. Ama bizim buradaki cevabımız bu anlamda 16. 17. yüzyıla kadar sanayi devrimi başlangıcını götüren Nef, C şıkkı. Diğer soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin açıklanmasında kullanılan nedenlerden biri değildir? A. Sömürgelerin ekonomik katkıları. B. Sermaye artışı. C. Teknolojik değişmeler. D. Felsefi ve dini düşüncelerdeki değişmeler. E. Dünya ticaretinin artışı. Yine bir tartışmalı konu. Ee, evet, sanayi devriminin kaynakları ile ilgili demin birkaç cümle sarf ettik. Ee, dedik ki sanayi devriminin başlangıcını 16. 17. yüzyılda sömürgeciliğe dayandıranlar vardır dedik. Ama kitabınızı kaynak olarak gösterecek olursak, baz alırsak bu sorunun cevabına A olarak işaretleyeceğiz. Çünkü kitabımızda antitez olarak ileri sürülen bazı görüşler de var. Örneğin işte 18. yüzyılda yaşanan gelişmelerin temel gelişmelerin merkezinde bulunan ülkelerin kendileri arasında yaptığı ticareti kaynak göstererek aslında sömürgelerin bu anlamda etkisi olmadığını savunan bir yaklaşım sergilenmiş. Onun dışında şöyle bir bakarsak, tabii ki sermayedeki artışlar, teknolojideki artışlar, yine felsefi ve dini düşüncedeki Değişmeler, dünya ticaretinin artışı, tüm bunlar sanayi devriminin kaynaklarıdır. İsterseniz bunlarla ilgili birkaç ufak açıklama da yapalım, hatırlatma da yapalım. Örneğin sermaye artışı ile ilgili olarak hemen şunu söyleyebiliriz: Bu dönem artık makinenle makinelaşmaya geçilen, yani artık el emeğinin makine emeğine döndüğü, yani mekanik işte. Kimyasal enerjinin mekanik enerjiye dönüştürüldüğü bir dönem. Buharlı makinelerin özellikle lokomotiflere, gemilere uyarlandığı. Dolayısıyla taşımacılıkta maliyetlerin düşürüldüğü. Bu yüzden ağır hammaddelerin ya da yiyeceklerin taşınabildiği bu anlamda krizlerin çözülmesinde kolaylıklar sağlanabilen bir dönem. Ee, 1763'te biliyorsunuz buharlı makinenin bu anlamda ticari olarak daha etkin kullanımı başlamıştır ve bundan sonra arka arkasına pek çok bununla ilgili icatlar yapılmıştır. Yine e, bu teknolojik değişmelere pek çok örnek vermek mümkün ama e, özellikle tarım alanında yaşanan gelişmelere kaynaklık eden ve İngiltere'de dokuma sanayinde ortaya çıkan arka arkaya e, icatlar önemlidir. İşte bunlara örnek vermek gerekirse uçağın ipek me e, mekiğinin, iplik mekiğinin ortaya çıkışı, iplik yapma makinesinin ortaya çıkışı, çıkırık makinesi, mekanik e, çıkırık. Bunlar e, arka arkaya ortaya çıkan bu gelişmeler dokuma sanayinde önemli bir e, ...gelişmenin yaşanmasına yol açmıştır. Hatta öyle ki bazı iktisat tarihçilerine göre... ...İngiltere'nin sanayi devrimini... ...dokuma sanayindeki gelişmelere bakarak... ...anlamak mümkündür e, denilmektedir. E, felsefi ve dini düşündeki gelişmelerle ilgili olarak da... ...şunu söylemek mümkün. Aslında gene bu işin kökeni... ...Rönesans'a, reforma kadar dayanıyor. Ama artık bu yüzyılda... E, ...özellikle katolik mezhebine karşı ortaya çıkan protestanlık mezhebinin yayılması ve diğer mezheplerin yayılması dini anlamda insanların artık sadece diğer dünyaya değil bu dünyaya ilişkin olarak da çalışmalarını, tutumlu olmalarını, servet edinebilmelerini daha rasyonel kılmıştır. Merak gibi eğitim alma ihtiyacı gibi daha insani değerler hızla yayılmıştır. Bu anlamda eğitim seviyesi yükselmiştir, matbaanın etkileri yayılmıştır. Tüm bu unsurlar felsefi ve dini düşüncelerdeki değişmelerin kaynağıdır ve bu özellikle işte liberalleşme hareketleri bireyin devletin önünde olması gerektiği inancı sanayi devrimine gene kaynaklık eden düşüncelerdendir. Dünya ticaretinin artışı ile ilgili olarak da şunu söylemek mümkün. Genel olarak bu yüzyılda dünya ticaret hacmi 25 kat artmıştır. Yani şöyle bir kaba tarih vermek gerekirse 17. yüzyılın işte sonları 18. yüzyılın başları arasında bir yüzyıllık dönemde İngiltere'nin sadece dış ticaret hacmi 6 kat artmıştır işte demir yolları ağ, inanılmaz hızlı bir gelişme göstermiştir. Yeni ulaşım yolları keşfedilmiştir ve bu ciddi anlamda ticarete katkı sağlamıştır. Okyanuslar ötesi artık ticaret başlamıştır, yaygınlaşmıştır, güçlenmiştir. Özellikle işte Panama ve Süveyş kanalının açılması bu anlamda bakıldığında ulaşımı yarı yarıya azaltmıştır, işte 20 bin kilometrelik mesafeler 8 bin kilometreye inmiştir mesela işte Londra'dan Afrika'nın uçlarına. Dolayısıyla tüm bu gelişmeler sanayi açıklanması da kullanılan nedenlerden biridir. Ama demin de söylediğim gibi kitabınızı baz alacak olursak A. Şıkkı bu anlamda, sömürgelerin katkıları sanayi devriminin değil ama sermaye artışının, o dönemdeki sermaye artışının bir kaynağı olarak düşünüldüğü için ee, cevabımız A olarak söylenebilir. Üçüncü soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin tamamen bilimsel temeli dayalı ilk büyük icadıdır? A. Buharlı makine B. iplik sarma makinesi C. Elektrik türbinleri D. Dizel motorlar E. Mekanik çıkrık Demin bahsetmiştik. Tabii ki sanayi devriminin temel simgesi lokomotifler yani dumanı işte tüten lokomotifler ya da gemilerdir bunun da sebebi buharlı makinenin bu dönemdeki icadı ve geliştirilmesi diğer endüstrilere uyarlanması katkısıdır. Ama bununla ilgili bir küçük açıklama yapalım. Aslında buharlı makine 1763 James Watt'ın bir keşfi değildir. 1706'da Newcomen yine Thomas Newcombe'ın su pompası olarak ortaya koyduğu bir icraattır. Bunun da temel sebebi yine bu dönemde çok önemli olan iki değerli madenle ilgilidir. Kömür ve demirle ilgilidir. İşte bu yüzyıl itibariyle e, kömürün, demirin e, üretilmesinde kullanılması, demirin işte eritilerek elde edilmesinde kullanılması e, yaygınlaşmıştır. Kömür çok önemli bir enerji kaynağı haline gelmiştir. Ama e, kömür rezervleri hızla e, tüketilmektedir. Daha derinlere inilmesi gerekmektedir. Bakın bir rakam vereyim, çok etkileyici çünkü. Ee, 1550'li yıllarda 200 bin ton kömür e, tüketilirken 1800'lü yıllara gelindiğinde bu 10 milyon tona çıkmıştır. Bu da tabii daha derinlere inilmesine ve daha derinlerdeki kömür rezervlerine ulaşmak için e, Çalışmalar yapılmasına yol açmıştır. Ama bu arada toprağın altında biriken suyun da çıkarılması gerekmektedir. İşte e, bu anlamda bir su pompası olarak icat edilen e, buharlı makinenin ilk örneği, Nikolman'ın yaptığı ilk örnek kaba ve e, maliyetli bir örnekti. Watt bunu daha etkin, daha verimli kılarak e, bunun daha sonra e, farklı endüstrilerde de kullanılabilir hale gelmesine yol açmıştır. Daha sonra bu durum, yani e, işte kömür ve işte daha fazla kömür elde edebilmek ve bundan daha fazla demir elde edebilmek şeklindeki hareket bu demirin özellikle işte köprüler, yollar, gemiler, lokomotifler gibi hem yan sektörlere talebin artmasına hem de ciddi anlamda sanayi yatırımlarının artmasına yol açmıştır. Bu Ayrıca işte yeni dünyadan yiyecek getirilmesi gibi biraz önce bahsettim, imkanlar da tanımıştır. Aslında söyleyebilecek çok şey var burada ama özellikle şunu da söylemek lazım. Eskiden su kenarlarında su, kas, rüzgar gücüyle elde edilen üretim biçimi artık kömür madenlerinin olduğu, kömür kaynaklarının olduğu e, merkezlerde e, yapılabilir hale gelmiştir ki bu da işte şehirleşmede çok önemli bir etken haline gelmiştir. Yani coğrafi anlamda, nüfus anlamında artık yer değiştirmeler, göçler başlamıştır. Artık e, insanlar, e, toplumlar e, üretim için su kenarlarına bağımlı olmaktan kurtulmuşlardır. Bu da e, sonra zannediyorum karşımıza çıkacaktır mutlaka açıklamalarda. Şehirleşme için önemli bir gelişme olarak söylenebilir. Onun dışında sevgili arkadaşlar bu soruyla ilgili olarak şunu da hemen söyleyelim. Elektrik türbinleri ve dizel motorlar zaten 20. yüzyılın gelişmeleri. Eplik sarma makinesi ve mekanik çıklık da genellikle işte 1733 ile 1790'lı yıllar arasında dokuma sanayindeki önemli icatlardan. Doğru cevabımız bu evet, durumda, A, tabii evet ki. A şıkkı, buharlı makine. Dördüncü sorumuz, sanayileşme tecrübesini gerçekleştiren ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Almanya, B. İngiltere, C. Fransa, D. Hollanda, E. Amerika Birleşik Devletleri. Ya aslında bu sorunun cevabını biraz önce verdim. Evet, sanayileşme hamlesi İngiltere'de başlamıştır. Ee, 17. yüzyılda biliyorsunuz Hollanda en ileri gelen en güçlü ekonomi iken 18. yüzyılda bu gücünü İngiltere'ye kaptırmıştır. Sanayi devriminin önemli bir özelliği belki biraz önce söylemeyi unuttuk. Bu şimdi söyleyelim kendisinden önceki büyümelerden farkını söylerken sanayi devrimiyle birlikte artık ortaya çıkan yeniliklerin teknolojik ilerleminin sürekliliği ortaya çıkmıştır. Yani artık bir üretim için, bir gelişme için teknolojide ilerleme, bir keşif, bir icat, bir buluş bir gereklilik haline gelmiştir. Oysa sanayileşme öncesi toplumlara baktığımız zaman genellikle bu anlamda bir gelişme ihtiyacı pek yoktur. Yani bilgiler nesillerden nesillere aktarılır. Bu anlamda bir iyileştirme için ne bir çaba ne de bir ihtiyaç olduğunu söylemek pek mümkün. Ama artık sanayileşme ile birlikte gelişme teknolojik ilerleme sürekli bir akım haline gelmiştir diyebiliriz. Yine İngiltere ile ilgili şunu söylemek mümkün. Tabii neden sanayileşme İngiltere'de ortaya çıktı sorusunun pek çok cevabını vermek mümkün. Ama kısaca şöyle bir hatırlatma da yapalım. İngiltere ee, bir hatırlayacaksınız, 16. yüzyılda e, İtalya'nın kumaş pazarını ele geçirmişti. Yine e, en iyi yünlü üretimi gerçekleştiriyordu ki bunu da e, Hollandalılar e, bu sektörde, e, bu endüstride çok önemli bir güçken e, kaliteden ödün verdikleri için yine pazarı İngiltere'ye kaptırmışlardı. Yine Hollandalılar e, deniz e, taşımacılığında çok güçlüydüler ama genellikle e, maliyeti düşük, hafif ama kapasitesi yüksek float denilen gemilerle bu işi yürütürlerken ve yanlarında bir donanmayla bu gemiler seyahat ederken İngilizler demir sanayinin gelişmesine bağlı olarak işte gemilerini silahlarla donatmaya ve bu anlamda avantaj karşılaştırmalı olarak üstünlük elde etmeye başladılar ki bu anlamda Hollandalıların denizdeki üstünlüğünü de ele geçirdiler. Yine bir ada ülkesi olması sebebiyle Avrupa'nın içinde olduğu o yoğun rekabetten uzak kaldığını söylemek mümkün. Yine kok kömürünün elde edilişi çok önemli bir gelişme çünkü artık hem daha fazla enerji ortaya çıkmıştır hem daha fazla ve daha işte özellikle inşaat sektörü için. E, eğilebilir, bükülebilir, yumuşak demir elde etme olanağı ortaya çıkmıştır. Ki bu da demir sanayinde önemli bir gelişmedir. E, birkaç şey daha hatırlayalım. Yine Fransız savaşları nedeniyle e, Paris ve Amsterdam'daki ticari liman merkezinin Londra'ya kaydığını görüyoruz. Tüm bunların yanı sıra, bunlar küçük hatırlatmalardı, daha önceki açıklamalarımızda yer alıyorlardı ama İngiltere'de sanayileşmenin gerçekleşmesinin en önemli kaynaklarından bir tanesi İngiltere'nin serbest ticaret politikası uygulamış olmasıdır diyebiliriz. Ne demek bu? Yani hem yabancı sermaye açık bir tutum sergiledi, liberal bir politika izledi. Örneğin 1920'lerde işte mecliste belli... Parlamento üyelerinin ya da tüccarların teklifiyle serbest ticarete geçiş, ticaretteki engellerin kaldırılmasına yönelik e, teklif buna çok güzel bir örnektir. E, tüm bunlar hem müteşebbis ruhunu geliştirdi e, hem de e, arkasından gelen yenilikler, gelişmeler dediğimiz saymış olduğumuz, sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmelerin kaynağı haline geldi. Burada gene bir rakam vermek zannediyorum. İngiltere'deki sanayileşme tecrübesi hakkında da bir fikir verecektir. 1900 yıllarında 49 patent sayısı olan İngiltere 1900-1700-1700-1750 aralığında 287 olan patent sayısı 1900'lü yıllara gelindiğinde işte 19. yüzyılın ilk yarısında 10.535 gibi bir rakama ulaşmış. Bu da ne kadar çok hani icadın yapıldığını, buluşun yapıldığını bize gösteriyor. Evet İngiltere bu nedenle sanayileşmenin başladığı ilk ülke diyebiliriz. Beşinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin sonuçlarından biri değildir? A. Nüfus artışı, B. Şehirleşme, C. Fiyat ihtilali, D. Refah artışı, E. Çok ortaklı şirketler. Ee, bu sefer çok uzun açıklamalar yapmayayım herhalde Veysel değil mi? Süremiz e, anladığım kadarıyla yaraladık neredeyse. Biraz evet, daha evet. soru çözelim. Öğrencilerimiz istiyorlar. Hı hı. Şimdi e, tabii hemen cevaba geçimiz zaman fiyat ihtilali. Bunu hatırlayacaksınız arkadaşlar. Daha önceki programımızda sizlere anlatmıştım. 1600 ile... 1600 ile 1620 aralığında yaşanan e, fiyat artışlarının biraz abartılı bir ifadesi demiştik. Nedenini de hatırlayın gene yeni dünyadan Amerika'dan İspanya'ya yakan değerli madenlerin ortaya çıkardığı o e, para temelli talep artışının e, fiyatları yükseltmeye başlamasıyla ortaya çıkan bir süreçti. Fiyatlar %300, %400'lere kadar çıkmıştı. O yüzden Cevap C'dir ama bu güzel bir bilgi sorusu. Çünkü sanayi devriminin sonuçları dediğimiz zaman işte nüfus artışı yaşanmıştır. İnsanlar artık daha fazla beslenebilir hale gelmişlerdir. Çünkü demin söyledik şehirleşme artmıştır. Artık kırsal nüfus 18. yüzyılda gene de çoğunluğu oluşturmasına rağmen gene de artık şehirleşmelerin başladığını, kırsal nüfusun büyük bir nüfus göçüyle şehirlere taşındığını söylemek mümkündür. Refah artışını zaten biraz önce söylemiştik ve gene bir özellik artık işte fabrikaların ortaya çıktığı bir dönemden bahsediyoruz işte özellikle demir yolu ağının gelişmesinden bahsettim. Ona bir örnek verelim. İşte bu böylesi karmaşık ya da kompleks büyük yatırımlar, riskli yatırımlar ya da büyük maliyet gerektiren yatırımların yönetimi de ister istemez artık daha profesyonel ellere geçmeye başlamıştır. Yani artık o geleneksel aile tipi aile içi üretim ya da işletme e, üretim biçimlerinden Artık e, bu anlamda ortaklıklı ya da kamu teşebbüsü şeklinde üretim biçimine geçiş yapılmıştır diyebiliriz. Arkadaşlarım bu sanayi devriminin sonuçlarını daha detaylı kitapta mutlaka bulabilirler. Altıncı sorumuz, aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda ortaya çıkan ekonomik değişmeler arasında sayılamaz? A- Köleliğin giderek ortadan kalkması B- Şehirleşmenin hızlanması C- Sosyal yapıda değişmeler de sosyal sabit sermayedeki artışlar e bilimsel tarım tekniklerinin Avrupa genelinde yaygınlaşması. Yine hemen cevabını verelim. Burada doğru cevap e, e tabii bu anlamda açıklayıcı bir şekilde söyleyecek olursak 19. yüzyılda ortaya çıkan e, ekonomik değişimler arasında sayılamaz dediği için. Çünkü e, ortaya çıkan bilimsel tarım tekniklerinin Avrupa geneline yayıldığını söylemek pek mümkün değil. Ee, özellikle Doğu bloku, ee, Doğu Avrupa e, özellikle son e, e, 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar e, tarımdaki gelişmeleri e, çok e, uyarlamamış, üretim sürecini uyarlamamış, çok yaygın bir şekilde kullanmamıştır. E, bu, bu anlamda hatta kar bir karşı çıkışlar dahi olmuştur buna. Büyük toprak sahipleri bu anlamda karlılıklarından fedakarlık etmek istemedikleri için uzun süre bu teknolojilere emekten tasarruf sağlayan bu teknolojilere kapalı hale gelmişlerdir. Hemen burada bir bilgi daha hatırlatayım. Örneğin pek çok icat İngiltere'de yapılmasına rağmen bunların büyük bir çoğunluğunun ve daha hızlı bir şekilde Amerika'da gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Bunu da söylemiş olalım. Yedinci sorumuz. 1856 yılında bir İngiliz kimyager tarafından keşfedilen sentetik boya maddesinden sonra bu buluş, buluştan yeni bir sanayi dalı yaratmayı başaranlar aşağıdakilerden hangisidir? A. Fransızlar, B. Almanlar, C. İspanyollar, D. Hollandalılar, E. İtalyanlar. Buradaki İngiliz kimyager William Henry Perkins. 1856'da aslında kinini sentezlemeye çalışırken tesadüfen kazara bir mor boya maddesi elde ediyor. Ve bu organik kimyanın da başlangıcı oluyor. O yüzden Almanlar sonradan 19. yüzyılda Amerika ile birlikte İngilizlerin, İngilizlerin tahtını ele geçirirlerken bu anlamda kimya sanayinden önemli bir güç alıyorlar. Bu yüzden B Almanlar bu anlamda Kimya sanayiinde güçlü hale geliyorlar bu buluştan sonra. Sekizinci sorumuz. 19. yüzyılda korumacı dış ticaret politikası uygulayan ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. İngiltere, B. Danimarka, C. Almanya, D. Belçika, E. Hollanda. E, Almanya yine cevap. E, çünkü Almanya... E, bir devletçi gelenekten geliyor ve mali gücün önemli olduğunu düşünüyor. Bu anlamda serbest ticareti e, çok e, benimsemiyor. Tabii ara dönemleri de var ama. E, şimdi 19. yüzyılda bahsettiğimiz için bu korumacı dış ticaret politikaları e, özellikle e, 1860 Fransızlar ve İngilizler arasında Yapılan bir anlaşma çok önemli. Arkadaşlarımızı onu hatırlatalım. En çok korunan millet ilkesi çerçevesinde bir prensip anlaşma var. Bu ne demek? Yani Fransızlarla İngilizler, çünkü bu bir anlamda küreselleşmenin Avrupa Birliği'nin de temellerini oluşturuyor. Ee, i̇şte şaraf ve dokumayı karşılıklı olarak bunun bu iki ürünün ticaretini yapan bu iki ülke birbirlerine e, uyguladıkları bu gümrük indirimlerini e, sonraki dönemlerde Işte genele yayarak işte hangi ülkeden daha düşük bir gümrük vergisi indirimi alırsa bunu ortağı olan diğerine de uygulamak zorundaydı bu ikiyle birlikte. Şimdi bu ne demek? Böylesi bir gümrük vergilerinin indirilmesine dönük bu politika uluslararası ticarette serbestleştirmeyi getiriyordu. İngiltere yine bu işin başını çekiyordu çünkü 18. yüzyılda hatırlayacaksınız geçmiş derslerimizde Edim Smith'in o ünlü görünmez el serbest piyasa ekonomisi anlayışı İngiltere'de bizzat uygulanmış. Bu anlamda İngiltere liberalizmin kalesi kabul edilmiştir. İngiltere ile birlikte şıklarda yer alan diğer ülkeler Danimarka, Belçika, Hollanda bunlar... E, e, 1870 depresyonundan sonra bile e, serbest ticaretten çok fazla tavizler vermemişlerdir. Ancak e, bu depresyondan sonra bu e, krizden sonra e, baktığınızda Almanya özellikle bir e, gümrük vergisiyle ilgili gümrük tarifesi yasası kabul ederek korumacılığa geri dönmüştür. Ee, yani bazı başka ülkelerde ara ara işte, işte İkinci dünya savaşından sonra da mesela tekrar korumacılığa geri dönüldüğünü görüyoruz ama genel olarak baktığınız zaman 18. yüzyılın liberalleşme hareketlerinin yoğunlaştığı bir dönem. O yüzden burada Almanya tekrar korumacılıkta dış ticaret politikasında korumacılıkta geriye dönen bunu ilk başlatan ülkedir. Sonraki dönemlerde de bunu mecburen işte savaş sonrası uygulamalarla iterikameci uygulamalarla sürdürmek zorunda da kalmıştır. O yüzden Almanya diyebiliriz net bir şekilde. Dokuzuncu sorumuz hangisi 19. yüzyılda görülen ekonomik krizin başlangıç yılıdır? A 1801, B 1842, C 1853, D 1873 ve E 1895. E, gene aslında biraz önce söyledim. İşte 1870'te büyük fiyat düşüşleri 1893'lere kadar devam ediyor 1893'lere kadar devam ediyor. Ama bu bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Ya yani 1930 buhranından büyük buhrandan önce görülen en büyük finansal kriz diyebiliriz. İşte Viyana ve New York borsalarında başlayan o mali kriz daha sonra diğer ülkelerde etkisi altına almıştır. Cevabımız D. 873. Tabii o en etkili olduğu yıl yani 70'lerde başlıyor aslında Hı -hı. hareket ama 73. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin savunduğu fikirler arasında yer almaz? A) Ekonomide devletin rolünün azaltılması, B) vergi sisteminin basitleştirilmesi, C) kişisel teşebbüs ekonan sınırlamaların kaldırılması, D) sosyal güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırılması E) serbest ticaretin kabulü. Sevgili öğrenciler, liberalizmle ilgili e, mutlaka çok fazla bilginiz var. E, temel e, serbest temel prensibi biliyorsunuz, serbest piyasa ekonomisi e, kurallarının e, işlevsel olmasıdır, işlemesidir. E, şıkları şöyle bir baktığınız zaman, işte ekonomide devletinin bu anlamda devletin rolünün azaltılması, yine vergi sisteminin özel sektör üzerindeki vergi yükünün azaltılacak şekilde hafifletilmesi, kişisel teşebbüslere konulan sınırlamaların ortadan kaldırılması, o anlamda özel sektörün kamu sektörü karşısında güçlenmesi, hür teşebbüsün artması, D şıkkı da sosyal güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırması bir sosyal refah devleti politikasıdır. O yüzden bunu liberalizmin bir ikisi olarak saymak çok mümkün değildir. Cevabımız D. E şıkkıyla da ilgili söyleyelim. E zaten başta söylemiştik serbest ticaretin kabulü temel liberalizmin temel fikridir zaten. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda ABD'nin Avrupa'dan daha yüksek hayat standartına ulaşmasının nedenleri arasında sayılamaz? A. Doğal ve göçe bağlı nüfus artışı. B. Geniş ve zengin doğal kaynaklar. C. Göçmen toplumların müteşebbis tutumları. D. Geniş pazarlar ve bölgesel ihtisaslaşma. E. Tarım ülkesinden sanayi ülkesine dönüş. Yine güzel bir bilgi sorusu size açıklamalarda bulunuyor. 19. yüzyılda Amerika, Almanya ile birlikte İngiltere'nin gücünü ele geçirdi demiştik biraz önce. Peki Amerika neden güçlendi sorusunun cevabı şıklarda yer alıyor aslında. Amerika tabii ki Avrupa'ya göre kıyaslandığında doğal kaynaklar olarak çok daha sınırsız kaynaklara sahip, daha boş bir bölge, kıta ülke ve bu anlamda büyük bir göç almıştır. Bu göçe bağlı olarak da hem de doğal olarak da nüfus artış hızla yükselmiştir. Örneğin bakın bir rakam var, 1790-1870 aralığında 4 milyon nüfus 40 milyona çıkmıştır. Bu da Rusya hariç tüm Avrupa'dan daha fazla bir nüfustur. Geniş ve zengin doğal kaynakları var. İşlemeye, üretime hazır. Göçmen toplumlar artık o Avrupa'daki muhafazakar anlayıştan kurtulmuş, o baskıdan uzak, daha özgür düşünceyle yeni girişimlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla göçmen toplumlar bu anlamda daha müteşebbis, daha girişimci, ...bir tutum sergiliyorlar diyebiliriz. Yine demin söylemiştim mesela 1859'da İngiltere'de dikiş makinesi keşfedilmesine rağmen... ...1859'da Amerika'da ki çok kısa bir süre sonra Amerika'da kullanılan dikiş makinesi 5 katına çıkmış. Geniş pazarları var, bölgesel olarak ihtisaslaşıyor. Tarım ülkesinden sanayi toplumuna dönüştüğünü söylemek çok mümkün değil. Cevabımız eleşik olacak. Çünkü 19. yüzyılda Amerika hala bir tarım ülkesi konumunda. O nedenle cevabımız E. Bu ne zaman değişecek onu da söyleyeyim. Ta ki 20. yüzyılda enerji kullanımının diğer enerji kaynaklarının yerine geçene kadar enerji kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte artık o sun kenarlarındaki kristal bölgelerde bulunan sanayi ee, üretim yapısı artık şehirlere taşınacak. Böylece e, e, artık bir sanayi toplumu haline gelecek. 12. sorumuz. Uluslararası ilişkilerde gelişmiş ekonomilerle gelişmemişler arasındaki çatışmayı ifade eden kavram hangisidir? A. Karma ekonomi B. Doğu-Batı çatışması C. Sömürgecilik D. Kuzey-Güney boyutu E. Emperyalizm Evet. Şimdi hem uluslararası ilişkiler açısından, hem uluslararası iktisat açısından, hem de kalkınma ekonomisi açısından baktığınız zaman çok bildik bir ifade var karşımızda. Gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki farklılığı açıklayan bazı kavramlar, bazı terimler kullanıyoruz. Biz bunların en önemlilerinden bir tanesi de kuzey-güney boyutu. Çünkü 20. yüzyılın başına geldiğimiz zaman altı büyük devlet var. Bunlar sadece İngiltere dünya ticaretinin yüzde dünya üretiminin bu anlamda yüzde 60'ını işte yapabiliyor. Baktığımız zaman işte bu anlamda çok güçlü altı devletin hepsi de Avrupa'da. Yani gelişmiş ülkelerin Kuzey yarımkürede yer alması ama buna rağmen az gelişmiş ülkelerin güney yarımkürede yer alması böyle bir kavramı, bu çatışmayı ifade eden kavramı karşımıza çıkarıyor. Bu kuzey güney boyutu olarak D şıkkı Diğerlerini açıklayayım mı, devam edelim mi? Biraz devam daha edelim sonra. isterseniz hocam tamam. daha fazla soru çözmek tamam. adına. 13. sorumuz. 19. yüzyılın sonunda sanayi kapasite bakımından İngiltere'yi geride bırakan ülkeler hangileridir? A) İtalya ve İspanya, B) Almanya ve ABD, C) Fransa ve Hollanda, D) Japonya ve Rusya, E) Çin ve Hindistan. Gene bunun cevabını vermiş olduk açıklamalarımızda. Tabii ki Almanya ve Amerika. Gene burada küçük bir hatırlatma yapalım öğrencilerimize. Sınav kapasite bakımından İngiltere'yi geride bak bırakan Almanya ile ilgili 1833'te Zolveren yani Gümrük Birliği'ne gidilmesi Alman devletleri arasında çok önemli bir başlangıcı te temsil eder. Yine 1870 işte Prusya Prus önderliğinde Fransa Savaşı sonrası çok önemli demir, rezervlerini ele geçirmesi, demir kaynaklarını ele geçirmesi Almanya'yı bugünkü belki de Almanya yapan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Amerika'yı zaten biraz önce açıkladık kısmen hı hı. B şıkkı. 14. sorumuz. Hangisi 19. yüzyıl Japonya ekonomisinin bir özelliği değildir? A hükümet sanayileşmeye önemli ölçüde destek verdi. B ekonomik büyüme nispeten istikrarlıydı. C kaynakları sınırlı bir ülkeydi. D tarım sanayileşmeye önemli destek sağladı. E ipekli dokuma sanayi batı rekabeti karşısında süratle tasfiye oldu. Yine bir bilgi sorusu. 19. yüzyılda Japonya ekonomisinin özelliklerini bize anlatıyor. Bu anlamda güzel bir soru. Evet, Japonya kalkınmasının büyük ölçüde devlet desteğine, hükümet desteğine borçludur. Yine e, ekonomik büyümesi Meiji Ma dönemi öncesinde istikrarsızken sonradan bir istikrar kazanmıştır. E, 1912'ye kadar e, bu hanedan iktidarda kaldığında Japonya'da önemli bir e, sanayileşme ve kalkınma hamlesi tamamlandı diyebiliriz. E, kaynakları sınırlı olmasına rağmen... E, tarım sanayileşmeye önemli destekler tarım kaynakları sınırlı olmasına rağmen gelişmiştir o dönemde. Yine tarım evet sanayileşmeye önemli bir destek sağlamıştır ama en şıkkını söylemek mümkün değil. Çünkü burada özellikle 1800 işte 90'lara kadar diyelim, ipekli dokuma değil, pamuklu dokuma sanayi yabancı rekabeti karşısında tasfiye olmuştur. Ama 1890'lardan sonra tekrar canlanmada göstermiştir. İşte 1853'ten sonra Amerika'nın tehdidiyle dışa açılan Japonya, özellikle iki, ipekli dokuma sanayi için önemli bir ihraç kalemi hale gelmiştir bu sanayinin ürünleri. O yüzden ipekli dokuma her zaman vardır, yok olmamıştır. E o nedenle E diyeceğiz. 15. sorumuz. 19. yüzyılda Osmanlı kamu borçlanmasında en büyük payı alan ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. İngiltere, B. Hollanda, C. Amerika Birleşik Devletleri, D. Fransa, E. Almanya. Eş, şimdi Osmanlı kamu borçlanması deyince tarihte en önemli gelişme 1838 biliyorsunuz İngiltere ile yaptığımız Baltalimanı Anlaşması'dır. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün başlangıcıdır bana göre şahsi fikrim. Çünkü bu anlaşmayla birlikte devletin elindeki tekerlerin kaldırıldığını görüyoruz ve İngilizlere, İngiliz tüccarlara imparatorluğun her yerinde mal satabilme hakkı tanınmıştır. Kırım Savaşı giderlerini karşılayamayan kontrolü kaybeden borçları artık ödenmez haline gelen e, Osmanlı yani iç kaynaklarla artık borçlarını karşılayamayan Osmanlı ilk borcunu 1856'da Avrupa'dan almıştır. Bunda da en önemli payı Fransa oluşturur yaklaşık yüzde 60'lı oranlarla e, ve baktığınız zaman gene öğrencilerimize önemli bir hatırlatma yapalım. E, biliyorsunuz bu borçların e, artışı. Öyle bir noktaya gelmiştir ki 1876'da Osmanlı İmparatorluğu iflasını ilan etmiştir ve 1881'de Duyun-i idaresi kurulmuştur. Ve bu anlamda pek çok kaynağın, Osmanlı'nın pek çok kaynağının e, bu idareye devredilmesi söz konusudur. Nihayetinde e, verimli kaynaklar e, Duyun-i teslim edilmiştir. Geriye kalan... Kaynaklar da çok verimli olmamıştır çünkü kapitülasyonlar buna engel olmuştur. Böylece Osmanlı ciddi hızlı bir çöküşe girmiştir diyebiliriz. Burada yine bir rakam, bir rakam verelim arkadaşlarımıza. Birinci Dünya Savaşı'na kadar devlet gelirlerinin dörtte birini ya da üçte biri arasında gelişen oranını duyunu ümumiye elinde bulundurmuştur. Yine bu... 1914'te biraz önce de söylediğim gibi Fransa toplam borçlar, borçlandığımız ülke içerisinde borç oranı açısından yüzde 60'ını Fransa'ya borçlanmışız. Dolayısıyla D şıkkı doğru cevap. Diğer rakamları vermiyorum vakitten kazanmak için. 16. Versen. sorumuz. Uluslararası Para Fonu IMF hangi tarihte kurulmuştur? A. 1939 B. 1942 C 1953, D 1944, E 1965. E, Uluslararası Para Fonu (IMF) diğer bir değişle e, biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda e, artık Avrupa çok ciddi bir e, ka, hasara uğramıştır. E, bu, bu anlamda Avrupa'nın yeniden e, kalkınabilmesi için gelişebilmesi için Dünya ticareti bu anlamda bir sekteye uğramıştır. Uluslararası para sistemi bu anlamda bozulmuştur. Tüm bu gelişmeleri yeniden düzenleyebilmek için, iyileştirebilmek için İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülkeler bir araya gelmişler ve Bretton Woods Konferansında toplanarak yeni bir para sisteminin kabul edilmesini sağlamışlardır. Bununla ilgili biraz daha ayrıntı verecek olursak. E, ...1944'te Amerika'da New Hampshire eyaletinde toplanan... E, ...Britain Woods to, e, toplantısında e, 44 ülkeden 730 delege katılmıştır. Doğu bloku ülkeleri katılmamışlardır. Burada amaç nedir? Hem dünya yeni ekonomik düzenini belirlemek... ...hem yeni bir para sistemi bir e, karşılık... ...çünkü pe, o dönemde savaş sonrasında pek çok ülke ekonomik olarak e, hasar aldığı için... Paraları da artık geçerliliğini ve gücünü yitirmişti. Dolayısıyla yeni bir uluslararası para sistemini oluşturmak. Bu konferansın sonucunda da iki uluslararası kuruluş doğdu. Bunlardan bir tanesi de 1944'te IMF, Dünya Para Fonu, Uluslararası Para Fonu. Bir de Dünya Bankası... IMF daha çok biliyorsunuz işte yeniden kalkınmaya çalışan, gelişmeye çalışan ülkelere kısa vadeli krediler verebilmek amacıyla kuruldu. Ama Dünya Bankası daha uzun vadeli, daha kalkınmaya yönelik yatırımlar için kredi verebilmek için kuruldu. Böylece ülkeler sabit kurs esasını benimseyerek yeni bir standarda. E, paralarını bağladılar ve bu para dolardı bu anlamda artık doların dünya üzerindeki hakimiyeti başlamış oldu evet cevabımız Denizli e, 1944 evet 17. sorumuz 1. Avrupa'da nüfus artışının yavaşlaması 2. Ölüm oranlarının yükselmesi 3. Ortalama hayat süresinin kısalması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 20. yüzyıl nüfusuyla ilgili gelişmeler arasında yer alır? A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 3, E 2 ve 3. 20. yüzyılda artık Avrupa nüfusunun yaşlandığını herhalde artık hemen hemen herkes biliyor. Bu anlamda cevabımız tabii ki A olacak. Onun dışında ölüm oranlarının yükselmesi ya da ortalama hayat süresinin kısalması mümkün değil. Bunlar artık geri dönem, geri dönem zamanda kalmış gelişmeler. Artık özellikle tıptaki gelişmeler, sağlıktaki iyileşmeler hem ortalama ömrü uzatmıştır, hem de hayat süresini uzatmıştır, hem de ölüm oranlarının düşmesine yol açmıştır. Şimdi Bu, bu anlamda hatırlatalım arkadaşlarımıza, biliyorsunuz doğum oranıyla ölüm oranı arasındaki fark, e, kabaca nüfus artış oranını veriyordu. Yani nüfus artış oranının e, artmasının temel sebebi ya doğum oranının yükselmesidir ya da ölüm oranının e, bu anlamda azalmasıdır. Ama artık Avrupa bu anlamdaki e, gelişmeleri çok geride bırakmıştır. Yani işte e, 16. 17. yüzyılda ortalama ömür 30 iken işte o 18. 19. yüzyılda 50, bugün günümüzde 20. yüzyılda artık ortalama Ömür süresi 80'e kadar çıkmıştır. Dolayısıyla Avrupa'da nüfus artışı yavaşlamıştır. Ama ölüm oranlarının düştüğünü ve hayat süresinin uzadığını da söylemek mümkün. Cevabımız A. 18. sorumuz. 1929-1933 yılları arasında etkisini sürdüren dünya çapındaki buhran aşağıdakilerden hangisidir? A. Depresyon. B. Devri hareket. C. Büyük bunalım, D. Konjonktürel dalgalanmalar, E. OPEC krizi. Şimdi depresyon demek ne kadar doğru? Ee, bilemiyorum çünkü depresyon deyince başka depresyonlar da aklımıza geliyor. Ama e, burada kastedilen 1929 ya da 30 buhranı, büyük buhran, e, kara çarşamba gibi altları var literatürde. E, biliyorsunuz bu olay 1929 Ekim'inde e, New York Borsası'nda yaşanan bir gelişmeyle başlar. Amerika'da fon sahipleri Avrupa'ya Avrupa'da yer alan, Avrupa'ya yönlendirdikleri, işte özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa kalkınsın diye yönlendirdikleri o fonları geri çekmeye başlamışlar. Ve e, New York borsasındaki hisse senetlerine yatırmaya başlamışlardır. Yani içeriye dönmüşlerdir. Hatta öyle ki hisse senetlerinde bu anlamdaki artışlar, başlangıçtaki önce fiyat düşüşleri tabii cazip görüldüğü için... Bankalardan krediler alınıp bu hisse senetleri satın alınmaya başlanmıştır. Ancak bir süre sonra artık bunun bir e, doyma noktasına gelince e, bankalar e, bunu fark ederek e, vermiş oldukları kredileri geri isteyince e, büyük bir kaçış başlamıştır. Hem borsadan kaçış başlamıştır. Hem de bankalara işte geri ödemeler sağlanamadığı için bankalar iflas etmeye başlamıştır. Ve Amerika'da New York'ta başlayan bu yangın öyle diyelim. Daha sonra Avrupa diğer ülkelerinde etkisi altına almış ve 1930'lar boyunca devam etmiştir bu dönemde en önemli gelişme yani bu finansal kaynaklı krizin en önemli sonucu çok büyük bir işsizlik kitlesinin ortaya çıkmasıdır Avrupa bu anlamda büyük bir işsizlikle ve durgunlukla karşılaşmıştır bu olayın literatürdeki adı büyük Buhran'dır. O yüzden diğer şıklara da bakarak konuşacak olursak büyük bunalım C doğru cevabımız olacak. 19. sorumuz ABD'nin 2. Savaşı sonrasında Avrupa'ya borç ve hibe şeklinde yaptığı yardıma ne ad verilir? A New Deal B Roosevelt Planı C Kennedy Planı D Marshall Planı E D8 Planı Şimdi gene aslında biraz önce bunun cevabını verdik. 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı George Marshall Harvard Üniversitesi'nde bir konuşma yapıyor ve bu programdan bahsediyor. Bu ne? İşte İkinci Dünya Savaşı sonrasında tekrar Avrupa'yı kalkındırmak isteyen Amerika'ya işte mali ya da maddi destek anlamındaki yardımları kapsayan ve 1933 ile 38 yılları arasındaki bu yıllar arasında uygulanan bir program, Marshall Planı, D şıkkı. A şıkkıyla B şıkkı zaten burada aynı, yani New değil yani yeni düzen. Bu Roosevelt Planı diye de geçer. Ve baktığınız zaman bu Hani rahatlama, iyileşme, reform diye, 3R diye de kısaltılır. Bu yoksullara yardım, bu anlamda daha çok iş, ve iyileşme yeniden ekonominin kalkınması reforma edilmesi gibi anlamlar içerir. Kendi planı herhalde kendinin suikast planından bahsediyor. Veysel ne dersin? Artık bitiriyoruz. Sanırım öyle hocam. ve D8 de bir aklıma Erbakan Sayın Erbakan dönemindeki değil mi? Evet, Refah yol dönemindeki o 8 tane gelişmekte olan ülkeyi bir araya getirip bu anlamda bir ekonomik birlik oluşturma çabası geliyor. Evet, Marshall Planı biz de biliyorsunuz bundan çok yararlandık. Vakit kalmadığı için anlatamıyorum ama böylece Amerika'nın Avrupa'ya yaptığı yardımlarla başlayan sonra bize de etkileri olan Marshall Planı D şıkkımız. Hocam ağzınıza sağlık. Ben teşekkür e, ederim. kitap özeti niteliğinde açıklamalar olduğunu düşünüyorum. E, Öğrencilerimizde sınavlarında başarılar diliyoruz. Umarım çok iyi sınavlar geçirsiniz. Evet. Şimdi ben bu sefer öğrencilerimiz ilk programı izledikten sonra bana hocam mümkün olduğunca çok açıklama yapın dedikleri için ben biraz ilk sorularda uzun açıklamalar yapmayı tercih ettim ama sonra baktım vakit yetmiyor Veysel O yüzden hızlandım. Umarım benim bu hızlı konuşmamdan sevgili öğrenciler faydalanabilmişlerdir. Ama sınavlarında başarılar diliyorum. Umarım faydamız olmuştur. Umarım hocam. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. hoşça kalın Hoşçakalın. Akşamlar, hoşçakalın.